Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlıkta bugün değerli konuğumuz ortodonti uzmanı Doktor Abidin Acar. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? İyiyim, sizler nasılsınız? Sağ olun, çok çok teşekkürler. Hemen bir ilk soruyla başlıyorum. Çocuklarla ilgili biraz konuşalım. Tabii ki. Çocuklarda ilk dişler ne zaman çıkar? Bu dönem nasıl takip edilmelidir? Çocuklarda ilk dişler 6 ile 10. ay arasında çıkmaya başlar. İlk başta alt süt keser dişlerimiz ağzımıza gelmeye başlar. Genellikle biz çocukları yaş günü zamanlarında diş hekimi kontrolüne gelmesini istiyoruz. Herhangi bir problem var mı sürmelerinde diye bunları görmek istiyoruz. Bu dönemler biraz hani çocuklarda ateşli geçebiliyor. İlk dişler çıktığında işte o dönemleri ailelerin takip etmesi gerekiyor. Bazen çocuklar diş çıkartma sırasında böyle diş etlerinde kaşıntı, huzursuzluk hissedebiliyorlar. Bu dönemlerde böyle soğuk diş kaşıyıcılarıyla çocukları rahatlatmak gerekebiliyor. Çocuklara soğuk diş kaşıyıcıları verip bu dönemi çocukların biraz daha rahat atlatmasını sağlayabilir ebeveynler. Dişler çıkmaya başlar başlamaz da bunların temizliği önemli. Böyle süt dişidir, işte çocuk bir şey yemiyor ya da ek gıda kullanıyor ama hani bunları temizlemek gerekiyor. Böyle ıslak nemli bir tülbentle, temiz bir tülbentle dişlerin üzerindeki gıda artıklarını temizlemelerinde fayda var annelerimizin. Bu şekilde anlatabilirim ilk sürmeyi. Bazen böyle çok denk geliyoruz. Çok küçük yaşlarda dişler yeni çıkmaya başladığında dişlerde renklenme ya da çürükler oluşabiliyor. Bunun sebebi nedir? Ya şöyle, beslenmeyle ilgili biraz bu. Genellikle biz çocuklarımızı işte biberonda uyutuyoruz ya da işte emerek uyumalarına izin veriyoruz. Ama bu şekilde beslenmede biberon çürüğü dediğimiz çürükler çok fazla oluyor. O sütteki şeker dişleri çürütebiliyor. O temizlik işini o yüzden söylüyoruz. Yani çocukların dişleri o tülbent dediğim o temizleme ya da eğer dişlenmesi biraz daha fazla olmuşsa çocuklar için uygun diş fırçası ya da diş macunuyla bu fırçalamanın yapılması gerekiyor. O biberonla emzikle ya da memede uyumada bu sıkıntılar olabiliyor. Bir de o renkleşmelerin bir kısmı da çocuklara takviyeler veriliyor işte. Çocuk doktorlar tarafından demir ilaçları verilebiliyor, demir takviyesi. Onların bazıları dişlerde renkleşme yapabiliyor. Çökebiliyor. Çürüme de yapabiliyor bence. O renkleşme diyebiliriz onu hocam ama çürüme olayı o biberonla ya da memede içtiğimiz sütten eğer dişler fırçalanmıyorsa çürüme olayı o biberon çürüğü gerçekleşebiliyor. Hemen ilk daha yeni dişlenmede. Bir de demir ilaçlarının verdiği renkleşme. Geçici bir renkleşme. Geçici bir renkleşme. O dişler değişecek zaten. Kalıcı dişlerinde öyle bir renkleşme olmayacak. O süt dişlerindeki çürükler ağrı ya da bir şey yaparsa. Ama değişene kadar dişler o şekilde mi kalıyor? Renklik bir şekilde. Eğer ağrı bir şey yaparsa onlara çürüklerine dolgu hızlıca yapmak gerekiyor. 6 yaşına kadar çünkü o dişlerimiz ağzımızda kalıyor. Evet. Çok erken çürürse problem yaratabiliyor. Peki hocam çocuklar ilk muayene size ne zaman gelmeli? Ya ilk muayeneye 1 yaşından sonra aslında bunu gelmesi gerektiğini söylüyoruz. Ama ortodontik muayene, bu diş hekim muayenesi için bunu söyleyebiliriz. Ortodontik muayeneye ise 6 yaşından sonra daimi dişleri çıkmaya başladıktan sonra hastalarımızı görmeyi istiyoruz. Erken yaşta oluşabilecek problemleri kolayca önleyebilmek adına. Evet. Peki karma dişlere geçtiğimiz zaman nasıl sorunlarla karşılaşabiliriz? Şimdi karma dentisyon en önemli dönemlerden biri. Bütün aslında problemler ortodontik olarak o dönemlerde açığa çıkmaya başlıyor. Karma dişlenme hem süt dişlerinin hem sürekli dişlerin aynı anda ağızda olduğu dönem demek. 6 yaşından sonra başlar bu. 12 yaşına kadar ortalama hastanın durumuna göre değişebiliyor. Bu dönemlerde biz hastaları görmek istiyoruz. 6 ayda bir sürekli takip etmek istiyoruz. Niye takip ediyoruz? Bu dönemlerde erken bir süt dişi kaybı olabilir. Erken süt dişi kaybına bağlı gömük dişler ortaya çıkabilir. Bu ileride ciddi ortodontik problem yaratabilir. Bu dönemlerde hastalar işte doğru nefes alamazlarsa eğer işte burundan nefes alamazlarsa üst çeneli daralabilir. Bu sefer de dar bir üst çeneleri olabilir. Çapaşıklıkları olursa diş çürüklerine yatkınlıkları olabilir. Yani bu dönemlerde karma dişlenmede çocukları 6 yaşından sonra 6 ay aralıklarla sürekli takip etmek gerekiyor ortodontik olarak. Evet, şimdi ben de aslında biraz değiniyoruz ama ağız solunumu yapan çocuklarda ortodontik sıkıntılar çıkabiliyor mu? Tedavisi mümkün mü? Evet, kesinlikle ağız solunumu, yani biz nefes alma organımız burun. Ağız solunumunu pek sevmiyoruz çünkü ağız solunumu ciddi ortodontik problemler yaratıyor. Ağızdan nefes aldığımızda özellikle geceleri dilimiz damağa yerleşemiyor. Ağız tabanına doğru aşağı yerleşiyor. Yanakların ve dudakların baskısıyla üst çenemizde bir daralma meydana geliyor. Bu da ciddi çene darlıkları yaratıyor.
Bu yaşlarda bizim bunu çözmemiz mümkün. Çeneyi tekrar genişletebiliyoruz ama etkeni ortadan kaldırmak en önemli tedavi. Bu yaşlarda ağız solunumu yapan, işte burundan nefes alamayan çocukları bir kulak burun boğaz doktoruyla konsülte edip burundan nefes almaya geçmesi için gerekli tedavilerin yapılması gerekiyor. Hocam, karma dişlenme döneminde nasıl bir ortodontik tedavi uyguluyoruz? Karma dişlenmede problemin ne olduğuna bakmamız gerekiyor önce. Karma dişlenmede en çok çözdüğümüz problemler çene darlıkları, çapraz kapanışlar, ters kapanışlar. Bazen böyle dişler travmatik kapatabiliyor. Tek diş çok ciddi travma alabiliyor. Onu düzeltmek üzere bir tedavi yapabiliyoruz. Hastalarımızın büyüme gelişiminden faydalanarak yaptığımız tedaviler var. Alt çenesi gerideyse hastanın alt çenesini öne almaya çalışıyoruz. Üst çenesi gerideyse üst çenesini öne almaya çalışıyoruz. Bazı fonksiyonel tedavilerimiz var. Bunları sadece bu dönemlerde yapabiliyoruz. Çünkü büyüme gelişimi yönlendirip büyüme gelişimden faydalanıyoruz. O yüzden karma dişlenme döneminde hastaların 6 aylık aralıklarla bir ortodonti uzmanına gözükmesi bizim için çok kıymetli. Evet. Hocam, çocuklarda ya da ortodontik tedavi görenlerde ağız bakımı nasıl olmalı, dişler nasıl fırçalanmalı? Şimdi bunu ikiye bölerek anlatabiliriz. Hani hiçbir tedavi görmeyen normal çocuklardaki bakım. Orta büyüklükte, orta sertlikte güzel bir fırça, güzel bir macunla diş etinden dişe doğru her gün 2-3 kere, 2-3 dakika sürecek şekilde diş fırçalamanı istiyoruz. Buna bazen böyle çapaşıklık varsa hastaların ağzında bir tedavi olmuyorsa diş ipiyle aralara girmeleri çok önemli. Ben her zaman üzerine bir irigasyon, yani bir çalkalama, işte bunu ağız duşu desteği olabilir. Ağız duşu yoksa normal işte ağız çalkalama sularıyla da bunları tamamlamalarını öneriyorum. Ortodontik tedavi görüyorsa hasta, buna ekstra aygıtlar ekleniyor temizlemede. Eğer sabit mekaniklerle, tellerle tedavi görüyorsa hasta, normal fırçalama tek başına maalesef yeterli olmuyor. Buna arayüz fırçası, yine ağız duşu ve gargaralar ilave olması gerekiyor ve sürenin ve sayının artması gerekiyor. İki kere fırçalamak yetmiyor. En az 3-4 kere, 3-4 dakika diş fırçalamak gerekiyor. Bu tedavi şeffaf plaklarla oluyorsa eğer hasta, şeffaf plaklarda bakım klasik. Plaklarımızı çıkartıp rutin temizliğimizi aynı şekilde yapabiliyoruz. Yani bunu böyle 3 parça halinde anlatabilirim. Hocam, peki ben bir şey soracağım. Çok merak edilen bir soru aslında. Parmak emme ya da biberon kullanımı ne gibi ortodontik problemlere yol açar? Ya da bununla ilgili hani şu tarz bir biberon kullanım diyebilir miyiz? Şimdi emme refleksi bizim için önemli bir refleks. Belli bir zamana kadar da olması gerekiyor. Emzik gibi şeyleri çocuklar 2-3 yaşına kadar kullanabiliyorlar. Bu büyümesi için de önemli bir şey ama bunun belli bir zamandan sonra bırakılması gerekiyor. Bunu bırakmadığımızda çocuklar bazen parmak emmeye devam ediyor. Bu uzun süreler gidiyor. Bu bir problem. Ciddi iskeletsel problemler yaratıyor ortodontik olarak. Bunu önlemenin bir yolu başlangıçta telkin. Hani bir yerden sonra çocuk bıraktıktan sonra tekrar eski haline dönebiliyor çenemiz ama onu bırakmadığımızda ortodontik müdahaleler gerekiyor. Onları da anlatacağım ama ilk önce yapmamız gereken şey çocuğa bunu telkinle bıraktırmak. Olmuyorsa bir psikolog desteği almak. Oradan sonra çözemediysek bunu, problemin devam etmemesi adına alışkanlık kırıcılar kullanmamız gerekiyor. Parmağını emmesine engel olacak ağız içi apareyler yapıyoruz. Bunu engelledikten, bu kötü alışkanlığı ortadan kaldırdıktan sonra olmuş olan problemleri düzeltmek üzere ortodontik tedavimizi yapıyoruz. Çenesini genişleteceksek çenesini genişletiyoruz. Dişlerini dizeceksek dişlerini diziyoruz. Parmak emmenin genelde yaptığı problem üst çeneyi, üst damağı öne doğru iter. Alt dişleri de geriye doğru iter ve biraz daha uzun yüzlü bir birey. Yani hastanın profilini tamamen bozar. Bunu bu yaşlarda düzeltmesek, bu koruyucu önleyici tedavileri yapmasak, hastalar ilerleyen zamanlarda bunu ancak ileri cerrahi işlemlerle, ortodontik tedavi artı ileri cerrahi işlemlerle düzeltebilirler. Bu da hastalar için ciddi zaman ve hani zaman ve şey kaybı olarak karşılarına çıkıyor. Tavsiyemiz erken yaşta bunu fark edip bir ortodonti uzmanlarına gözükmeleri. Evet. Peki hocam, karma dişlenme döneminde şeffaf plak uygulaması yapılabilir mi? Evet, şeffaf plak uygulaması karma dişlenme döneminde de artık çok sıklıkla uygulanan bir tedavi şekli oldu. Çok büyük avantajları var bizim için. Önceden bahsettiğimiz karma dişlenmedeki problemleri çözerken sadece probleme dayalı, işte çenesi darsa sadece çenesini düzeltmeye yönelik bir şey yapıyorduk. Alt çenesi gerideyse sadece alt çenesini öne almaya, çenesi işte üst çenesi gerideyse onu öne almaya, sadece onlara yönelik tedaviler yapabiliyorduk ama şeffaf plak tedavisiyle biraz daha bütüncül bir tedavi yapabiliyoruz. Aynı anda hem çenesini genişletirken, aynı anda
kaybetmişse bir çocuk süt dişinin yerini, onun yerini açmaya çalışıyoruz. Dişlerini dizmeye çalışıyoruz. Bunların hepsini beraber yapabiliyoruz. Bu tedavinin bize en büyük amacı koruyucu ve önleyici. Yani ilerleyen zamanda 12 yaşından sonra daimi dişlenmeye tamamen geçtikten sonra olabilecek problemlerin olmamasını ya da çok az olmasını sağlıyor bu tedavi. Daha kısa bir tedavi ya da hiçbir tedaviye ihtiyacı olmuyor hastalar bu tedavi olduktan sonra. Biraz elimizi güçlendirdi şeffaf plaklar bu konuda. Peki hocam, çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. 8'de Sağlık'ta bugün değerli doktorumuz, ortodonti uzmanı Doktor Abidin Acar ile birlikte ortodonti ile ilgili çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de Sağlığı sundu.